to have at least one another. Herakla hedefiyle çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapıp Avrupa... Evet, bugün burada Türkiye ve Avrupa Birliği arasında önemli bir köprü olan Yeşil Bir Gelecek için eşleştirme hibe programı kapsamında gerçekleştireceğimiz heyecan verici bir projenin başlangıcını kutlamak için bir araya geldik. Bu önemli adımın bir parçası olarak sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu proje İzmir'in kalbi Bayraklı hedefiyle çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapıp Avrupalı paydaşlarımızın artmasını sağlaması bakımından bizim için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu proje Portekiz Portimão Belediyesi'nin ana başvurucusu olduğu bir işbirliği projesidir. Aynı zamanda Bayraklı Belediyesi, Portekiz İsmat Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eş başvuran olarak yer aldığı bir projedir. Bu proje kültürler arası dayanışma ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Proje iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Mikro düzeyde de olsa iklim değişikliğini azaltarak biyo tasarım konseptini eğitim ve kentleşme bağlamında yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin temel hedeflerinden biri yerel aktörler, akademisyenler, eğitimciler arasında sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmek, 12-15 yaş aralığındaki 200 öğrenci ve velisini bu projenin temel paydaşları olarak belirlemektir. Bu projede tasarım sürecinde birlikte çalışarak tüketim alışkanlıklarını gözlemleyeceğiz ve disiplinler arası fikirlerin ve deneylerin bir araya gelmesiyle biyo malzeme kitlerini tasarlayacağız. Bu proje sadece yerel değil, uluslararası bir boyuta da sahip. Portimão Belediyesi ile birlikte çalışarak iklim uyum planlarının yazılmasında mentörlük yapacak ve en iyi uygulama örneklerini paylaşacağız. Bu proje sadece bir adım değil, geleceğe yönelik umut dolu bir adım. Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmak için buradayız. Bu heyecan verici yolculukta hep birlikte ilerleyeceğimizi bilmek benim için büyük bir onur. Either in implementing our local strategies or in the development of new economic and social projects. Yerel yetkililere, yerel yöneticilere ve akademik topluluğa ek olarak yaklaşık okullarımızdan 200 öğrenci de burada özel bir pratik ve pedagojik deneyim yaşayacaklar. Burada yeni geliştirdiğimiz araçları birbirimizle çalışacağız. Kolektif bilincimizi birlikte geliştireceğiz. Daha iyi kararlar almak üzere birlikte çalışacağız. Özellikle de bu kararlar değerli kaynaklarımızın korunması ve tüketimin buna özgü olarak uyarlanması anlamında olacak. Proje çıktılarından beklentiler, yani bizden ne beklentisi var acaba bu proje çağrısının ve biz bu toplumsal rolümüzde acaba neleri iyileştirmeye çalışıyoruz diye kendi aramızda toplandık hocalarımızla ve böyle bir listeleme yaptık. Biz aslında bu paydaş diyaloğunu güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi istiyoruz. Özellikle kamu kurumlarıyla yaptığımız üniversite işbirliklerinin hem sosyal anlamda hem ekonomik hem de foreseeing for quite a long time. İkincisi, şunu da belirtmek istiyorum. Bu proje bizim üniversitemiz açısından da çok önemli. Biz aslında stratejik olarak uzun bir süredir uluslararasılaşma sürecini uyguluyoruz. Özellikle de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerle. Bu noktada bu projenin kabul edilmesinin de tam da bu uluslararasılaşma süreci açısından ne denli önemli olduğunu size belirtmek isterim. Projenin sürdürülebilir olması için proje bittikten sonra Portimão Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi küresel ısınma, iklim krizi farkındalığını artırmak ve biyomateryal malzemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları yaparak projedeki katılımcılar, aileleri, yakın çevreleri ve mahallelerindeki insanlara proje çıktılarını ulaştırmaya çalışacaklar. Projenin ana çıktısı olan biyotasarım konseptinin iklim değişikliğini azaltma çerçevesinde ele alınması son derece yenilikçi ve içinden geçtiğimiz süreçte büyük önem taşımaktadır. Artan sıcaklıklar, yoğun yağışlar, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları gibi etkenler kentsel alanlarla çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu bu arada Mustafa Kemal'in ilkelerini temsil ediyor. Altı okul temsil ediyor. Her terazide üçer okumlukla ve adaleti onunla temsil ediyoruz. Sizlere armağan etti. Bizim için büyük bir onur. Başkanım, buraya bakalım. Evet. Bu yüzden de tarihimizi, geleneklerimizi vurgulamak bizim için bir hasta önemli. Çok teşekkür ederim. Evet.